eşim böyle bir şey yapmaz, etmez. Kendi eşim bile buna inanamadı. Herkese merhaba. Bugün maalesef çok kötü bir olayı konuşacağız. Türkiye'de son zamanlarda çocuk istismarına yönelik birçok haber kamuoyuna yansıyor. Birçoğu da yansımıyor diyebiliriz. Bu haberler hepsi dehşet verici. Ama içlerinden en çarpıcı ve en korkutucu olanıysa Bağcılar'da ortaya çıkan su dükkanı sahibi sapık Metin Şenay'ın yaptıklarıydı. Bağcılar'da geçen sene okuldan çıkan 11 yaşındaki Meyye'ye aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı özel bir bölmede alıkoyan ve istismarda bulunan Metin Şenay 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. 196 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Şenay'ın daha önce de istismar ettiği çok çok sayıda çocuğa ait görüntülere kayıt altına aldığı ve bu görüntülerin bir kısmını şifreli bir hard disk aktardığı öne sürüldü. İstismar ettiği çocukların isimlerini dükkanın duvarına yazdığı da ortaya çıktı. 60 yaşındaki Metin Şanay'a şu an Türkiye'de tepkiler çığ gibi büyüyor. Ama aslında bu sapıyı Türkiye'ye ilk duyuran kişi geçen sene Mayıs ayında uzun araştırmalar sonucu haber yapan Demirören Medya Ajansı'ndan değerli meslektaşım Derya Evren Coşkun'du ben de böyle bir haberin takipçisi olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Tabi sonrasında gündemde tutan gazeteci Seyhan Avşar'ı da unutmamak gerekiyor. Bunları şundan söylüyorum. Çünkü bu konu aslında geçen sene Mayıs ayında haber olmuştu. Ve biz üzerinden neredeyse bir sene geçti ve o sapığın yaptığı dehşet verici ayrıntıları ancak şimdi öğreniyoruz ve gündeme getiriyoruz. Aslında toplum olarak da bizim tamamız gereken bir nokta olduğunu belirterek konunun ayrıntısına bu sapın yaptıklarının ayrıntısına geçelim istiyorum. Sapık sucu Metin Şenay'ın dosyasını irdelediğimizde her şey MY'nin ailesi okul çıkışı eve geç kalan çocuklarını aramasıyla başladığını belirtelim. Çocuklarından iz bulamayan aile polise giderek durumu ihbar ediyor. Bunun üzerine polis çocuğun bulunması için çalışma başlatıyor. Ve Yapılan çalışmalar sonucunda da bulunan bir güvenlik kamerasında M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise mahalleye su satan Metin Şenay'a ait olduğu ortaya çıktı. Şenay'ın hemen ev ve iş yerine polis eş zamanlı baskın düzenledi. Baskını fark eden ve o esnada kapının önünde olan Şenay hemen kaçmaya çalıştı. Ama polisler tarafından orada sokak ortasında yakalandı. Ve su dükkanında yapılan aramalardaysa kayıp M.Y. her tarafı kan kaplı bir odada baygın bulundu. Düşünebiliyor musunuz? Küçücük çocuk kan kaplı bir odada baygın bulundu. Pedagog eşliğinde küçük kızın ifadesi alındığında da korkunç gerçekler ortaya çıktı. Şimdi buna bahsedeceğim ama araya bir virgül koymam gerekiyor. Bunun nedeni de sapık Şenay gözaltına alınırken karısının söyledikleriydi. Karısı benim kocam böyle şeyler yapmaz diyerek polislere ve oradaki kişilere tepki gösteriyordu. Yani kocasını korumaya çalışıyordu diyerek buradan ifadeye dönelim. Şenay'ın Meyye'yi seni evine bırakayım sen yorulma diyerek aracına bindirdiği, diye, çocuğu evine bırakmak yerine iş yerine götürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre Şenay Meyye'ye önce bilgisayarda oyun oynattı. Sonrasındaysa çocuğu arka odaya geçmesini söylemişti. Bu arka odayı da şöyle tarif etmek istiyorum. Bu anlamda içeri bilen kişilerin anlattıkları çerçevede söyleyeceğim. Odanın önünü tamamen su bidonlarıyla kamufle etmişti. Yani birinin içeri sokacakken bir çocuğu içeri sokacakken o bir onları oradan çekiyor ve sonrasında kendisiyle birlikte çocuk içeri giriyormuş diyelim. Yani buna ek olarak da Şenay Dükkanın duvarlarını ise çığlık seslerini kesmek için yalıtımla yani süngerle kaplatmıştı. Odada ne bir pencere ne bir cam ya da herhangi bir eşya yoktu. Sapık Şenay'ın çocuğu bir kap uzattığı artık buradasın tuvaletin gelirse bunu yapacaksın dediği ortaya çıktı. Yaşadığı korku nedeniyle karnı arayan çocuk ağlamaya başladı. Şenay bu kez telefonundan çocuk esirgeme yurdu olduğunu iddia etti ve korkutmak, sindirmek için burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp MY'ye izletti. Sonra da ses çıkarırsan ben tutuklanırım sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni de bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm diyerek korkutmuştu. Ve bunların bütün hepsi küçük kızın pedagog eşliğinde verdiği ifadelerle ortaya çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz? 11 yaşındaki küçük çocuğa yaşatılan travma. Küçük kız neyse ki kurtarılmıştı. Ama soruşturma polisler içinde, savcılık içinde bitmemişti. Polisin işi daha yeni başlıyordu. Ekipler su dükkanının içinde MY'nin verdiği ifadeyi destekleyen yazılar buldu. Odada sus seni öldürürüm, ağlama, seni kimse duymasın ifadelerin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra çok sayıda dijital materyal tespit edildi. Polis baskın sırasında ele geçirilen dijital materyalleri cinsel istismara maruz bırakılan sadece MY'nin olmadığı başka çocukların da uğradığını tespit etti. Yani sapık Şenay mahalleden başka çocukların da cinsel istismara maruz bıraktığı ve bunu da kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Sapık Şenay'ın 10 yıl boyunca cinsel istismara maruz bıraktığı reşe de o görüntülerle ortaya çıktı. Yani baskındaki materyallerin içindeki videoda. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan reşe yaşadığı travmalar yüzünden felç geçirmişti. Felç oluncaya kadar da yıllarca dehşeti yaşamıştı. Reşe'nin savcılığa verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlattı. Metin Şenay'ın gazetede çıkan haberlerini görünce kendimi eve kapattım. Kötü oldum. Annem bana Metin sana bir şey mi yaptı diye sordu. Korkumdan söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana ben seninle evleneceğim çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı e kıyarız diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Ben 9. sınıftayken cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirinceye kadar bu böyle devam etti. Şikayetçi olduklarını söyleyen Reşe'nin annesi Seyşe ise ifadesinde kızım şu an yanımda. Öyle bir şeytanmış ki hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Sucumuzdu. Gidip geliyordu. Fark etmedim. Çok sordum. Kendim çok rahatsızdım o zamanlar. Ameliyat geçirdim. Sormuştum kızıma ama sıkıntı yok demişti. Anne gözyaşları içinde bunları anlatırken sapın en üst sınırdan ceza almasını istiyordu gerçekten de en üst sınırdan ceza alması ve hatta bu toplumda şunu artık söyleyebilirim nefes bile oksijen bile almaması gereken bir sapıktan bahsediyoruz. Tabi sapığın yaptığı bununla da sınırlı değildi. Yine sapık Şenay'ın incelenen dijitallerinden iki kardeş çocuk daha çıktı. Biri 13 yaşında M.Ö. Diğeri ise 14 yaşındaki E.Ö'ydü. Bu çocuklar sapık Şenay'ın baldızının çocuklarıydı. Düşünebiliyor musunuz? Kendi akrabasının çocuklarıydı. Sapık Şenay'ın bu çocuklarla altı üstü oturuyordu. Ve 2019 ile 2023 yılları arasında bu iki kardeşi de aynı anda istismar ettiği yine o görüntülerle ortaya çıktı. Düşünün çocukların yaşadığı korkuyu. Savcılık isimleri tespit edinceye kadar yaşadıklarını kimseye anlatmamışlardı, anlatamamışlardı. Şimdi Sabık Metin Şenay cezaevinde ve hakkında çocuklara yaşattığı dehşetle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Başsavcılık, Sapık Şenay'ın dört çocuğa karşı cebir, tehdit ve hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun nitelikte cinsel istismarı müstehcem yayınları üretiminde çocukların kullanılması suçlarından 196 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Bana göre bu ceza bile dediğim gibi onun için az olduğunu belirtelim. Ama soruşturma bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü Sapık Şene'ye ait bilgisayardaki bazı görüntülerin şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi. O yüzden de başka çocukların da cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor onların hepsi işte o şifreli hard diskin çözümüyle ortaya çıkacak. Ama şu ana kadar bilinen başka bir gerçek varsa o da bu sapık Metin Şenay'ın ilk suçu, ilk yargılaması olmadığıydı. Bunu yine Demirören Haber Ajansı'ndaki meslektaşım Derya'dan öğrendiğimiz bir bilgiydi. Sapık suçunun 2009 yılında Gazi Osman bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yine Bakırköy Adliyesi'nde dava açıldığı yargılanmıştı ama delil yetersizliğinden berat etmişti. Bu olayın ardından da sapık Metin Şenay, Gazi Osman Paşa'daki dükkanını Bağcılar'a taşıyarak kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Ta ki Mayıs 2023 tarihine kadar. Düşünebiliyor musunuz? Belki de 2009 yılında o sarıştırma doğru düzgün yapılmış olsaydı, Metin Şenay'ın suçları tespit edilip ceza almış olsaydı, sonrasında bu çocukların hiçbiri bu tacizlere, cinsel istismarlara ya da tehditlere maruz kalmayacaktı. 2009'daki dosyadan belki de tek farkımız su dükkanındaki kayıp kızın kendinden geçmiş halde bulununcaya kadar kimse ne olduğunu, bu sapın nasıl bir sapık olduğunu bilmiyor olmasıydı. Şimdi dosyaya bakıyorum 60 yaşındaki sapık Metin Şanay onlarca yıl tek başına mı bu cinsel istismar yaptı? Kimse duymadı mı? Kimse görmedi mi? Mahalleden hiç kimse bunu fark etmedi mi? Bu düşünül için söylüyorum. Sosyal medyada bugün bir mesaj vardı. Kızın biri yaptığı bir paylaşımda biz marketten evimize bir şeyler alıp gittiğimizde mahalleli merak eden mahalleli bu kızlar acaba bu poşetleri nasıl alıyor diye merak eden arkamızdan dedikodu yapan mahalleli acaba bu sapı hiç mi takip etmedi? Acaba? Baba, bu çocuklar sucu dükkanına neden giriyorlar neden bu halde çıkıyorlar hiç mi merak etmedi mi mahalleli diye soruyordu gerçekten de çok doğru bir soru olduğunu söyleyin hiç kimse görmedi mi fark etmedi mi sapık metin Şenay izinli olduğunda yanında çalışan kişiler veya yerine bakan kişiler o kanlı özel adoları görmedi mi? Metin Şenay karısı bunları bilmiyor muydu? Soru ve soruları o kadar arttırabiliriz. O yüzden de bağcılar gibi komşuluk bağlarının kuvvetli olduğu bir ilçede bu olayın duyulmaması bana göre imkansıza yakındı. Olayın patlak vermesiyle birlikte şu an herkes tepkisini dile getiriyor. İsterseniz bu tepkiler ışığında Türkiye'nin özellikle de çocuklara yönelik cinsel istismar davalarındaki durumuna, suç kanesine bir bakalım. Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılındaki verilerine göre aslında tablo korkunç boyutta. Çünkü istatistiklere göre cinsel suçlarda açılan davalar arasında çocukların cinsel istismar davası 30.528 olarak Kayıtlara geçti ve bu rakam her geçen sene çığ gibi büyüyor ve yargılanan sapıkların çoğu da birden fazla çocuğa cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıyor. Tabi bu dosyalara davası devam eden eski dosyalar dahil değil. Onları da ekleyince 300 bini geçen korkutucu bir cinsel saldırı dosyası önümüze çıkıyor. Peki bu veriler ne ifade ediyor? Düzenlemeler çocuklarımızı, çocukları istismara karşı koruyor mu? Bakanlıkların aldığı önlemler yeterli mi? Veya nerede yanlış yapılıyor? Nerede yanlış yapıyoruz? Aslında soruların cevabını rakamlar gösteriyor. Maalesef kanunlar, düzenlemeler çocuklarımızı koruyamıyor. Çocuklarımız sürekli cinsel istismarla karşı karşıya kalıyor. Maalesef böyle bir tablo karşısında, böyle bir Türkiye'de biz de bunları bu şekilde haber yapıyoruz. Hoşçakalın.